Şirket Ançer Limited olarak şu an faaliyetinizi sürdürüyorsunuz ama ticari hayatınıza ilk nasıl başladınız? İlk adım nasıl atıldı? Babam 1958 yılında terzilikle başladı. Daha sonra 1978 yılında Hançerli Ticaret Limited'i kurarak ticaret hayatına atıldı. Daha sonra 1985 yılında Şevket Hançerli Ticaret Limited'i isim değişikliği yaparak yeni hayatına başlamış oldu. Hediyelik eşyalarla satışıyla başladıydı babam. Daha sonra oyuncak ithalatına başladıydık 1987 yılında. Daha sonra 1992 yıllarında, 93 yıllarında gıda sektörüne de girmeye başladıydık. 96 yıllarında tamamen gıdaya yöneldik ve gıda sektöründe ticari hayatına Şevket Hançerli Ticaret Limited devam etmiş oldu ve bugünlere kadar geldik. İstihdama da önemli bir katkınız oluyor aynı zamanda. Şu an kaç personeliniz bulunmakta? 130 personelimiz bulunmaktadır şu anda. 100'e yakın bir araç filomuz var. 1250 üzerinde müşteriye hizmet vermekteyiz. Hep yerli üretimin çok önemli olduğundan bahsedilir ve bu alanda da siz ciddi adımlar atmaya başladınız. Bunlardan ilki de Kıbrıs Türk çiftçisinin ürettiği nohutu ilk kez Türkiye'ye siz ihraç ettiniz. Böyle bir adım atıldı. Bu karar nasıl alındı? Dilerseniz oradan devam edelim. Bu karar nohut, biz zaten baklagil ürünlerine başladığımızda biz şunu hedefledik hep. Halkımıza nasıl hizmet verebilirik? En iyi hizmeti nasıl verebilirik? Ve en iyi katma değeri nasıl sunabiliriz? Çünkü biliyorsunuz bir ülkede şayet katma değer oluşmazsa o ülke gelişemez. Bundan dolayı ülkemizde katma değer oluşturulmasını her zaman için hedefledik. Ve şuna araştırdık. Daha önce çiftçilerimiz neler ekerlerdi? Gördük ki nohut daha önce Kıbrıs'ta ekilirdi. Mercimek ekilirdi. Fasulye ekilirdi. Börülce, kuru börülce yapılarak ekilirdi. En yaygın olanı nohuttu. Birçok yerde ekilebilini bir pozisyonu vardı. Çünkü yağmur ile sulanarak olunan, geniş bir alanda ekilen bir üründü. Biz de bundan dolayı nohudu tercih ettik. Birçok çiftçiye hitap edebilelim diye. Ne kadar geniş bir alana hizmet verilebilinirse bizler de hedefimize o kadar ulaşmış olacaktık. Bundan dolayı nohudu seçtik ve nohut ile yola çıktık. Bundan yaklaşık 3-4 yıl önce Hüseyin Varoğlu, ziraat mühendisi Hüseyin Varoğlu ile onların desteğini alarak, kendisi ziraat mühendisidir, çiftçilerimize nasıl ekileceği yönünde bilgiler verdi, onları eğitti ve ilk onunla nohut ekimine çiftçilerimizin desteğiyle başladık. Burada Tarım Bakanlığı da destek vermeye başladı. İlk yıl 110 ton bir ürün almıştık. Daha sonra nohudun kuraklık kapsamına alınmamasından dolayı ve aynı zamanda yeterli destek verilmediğinden dolayı Tarım Bakanlığı tarafından çiftçiler nohut ekiminden
bayağı uzaklaşmışlardı. Fakat şu anda Tarım Bakanımız Hüseyin Çavuş'la birlikte yapmış olduğumuz istişarelerde kendisi çiftçilere çok iyi bir destek verdi. Dün açıkladı. Dolayısıyla bundan sonra çiftçilerimizin önünün açıldığına inanıyoruz. Ve bizlerin de alım garantisiyle çiftçilerimiz yeniden nohut ekmeye başlayacağına inanıyoruz. Peki Türkiye'ye ne kadar ihraç edildi? Kaç ton ihraç edildi? Dün yapılan ihracat kaç tondu? Bir tır olarak organize ettik bunu. Bu bir başlangıç bizim için. Ve bunun Kıbrıs Türk çiftçisinin daha da motive olacağını düşünerek bu ihracat başarmak istedik. Umarız bundan sonra artık Tarım Bakanlığımızın da önderliğinde desteklerinin, onların da çiftçilerimize artışıyla buradaki tonajların daha büyük tonajlara, daha güzel günlere götüreceğine inanıyoruz. Bu yıl içinde başka bir ihracat yapılacak mı peki, bir tırın dışında? Hasat dönemi artık Haziran ayındadır. Artık oradan çıkacak olan verime, kuraklık olur mu olmaz mı, bunlara bağlıdır rekoltenin ne olacağı. Bunu artık zaman içinde göreceğiz. Yani aslında şunu söylediniz, bir kereliğe mahsus bırakılmayacak, devamlılığı sağlanacak bunun. Tabii ki. Bütün hedefimiz sürekliliğin ve devamlılığın olması üzerine kurduk bütün kurguyu. Yatırımlarımızda bir daha daha mahsus ihracat yapılma yatırımı olmadığını en son teknolojiye bir sahip bir tesis kurulmuştur buraya. Peki nohut dışında başka hedefleriniz var mı ihracat anlamında veya Kıbrıs halkı için? Tabii ki önümüzdeki dönemde fasulye ve böğürülcenin ekimi için bir çalışma başlatıyoruz. İhracatı mı yapılacak onlara? Bunların ilk önce ekimi. Bunların ilk önce ekimini sağlayıp kendi ülkemizin ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Daha sonra bunların ihracatını yapmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla yurt dışından ithalatı düşüreceğimizden dolayı kendi ülkemize, kendi çiftçimize, kendi halkımıza bir katma değer oluşturmuş olacak ve bir katkı oluşturmuş olacak. İthalat aslında ithal eden bir firmayken şu an ihraç eden bir firmaya döndünüz. Peki yeşil ot üzerinden ticaret yapma konusunda girişimleriniz var mı veya yapıyor musunuz? Burada ticaret odası aracılığı ile Avrupa Birliği sorumluları ile orada bir temas kurduk. Bu süreçte aynı zamanda ilerlemektedir. Burada yapılan görüşmelerde mümkün olabileceği gerek nohut, gerek böğürülce, gerekse fasulyenin burada ekimini sağladıktan sonra yeşil at tüzüğü ile Rum tarafına satılabileceği yönünde çalışmalarımız sürmektedir. Peki Türkiye üzerinden, şimdi Türkiye'ye bir ihracat gerçekleşti. Peki Türkiye üzerinden yurt dışına bunu gönderme şansına sahip misiniz, araştırdınız mı? Evet, bu yönde özellikle İngiltere pazarı bizim için çok büyük bir fırsat. Türkiye üzerinden İngiltere'ye çok rahatlığına mal gönderebileceğiz. Dolayısıyla bu ürünleri üretiminden sonra paketleyip İngiltere pazarına sunma imkanımız vardır. Bir tır ihraç etmiştiniz. Bunu peki arttırma hedefiniz var mı?
Onun tabii ki artırma hedefimiz var. Bizim hedefimiz en az yılda 10 tır Türkiye'ye veya farklı ülkelere, İngiltere'ye ihracatını yapabilme noktasına gelmek istiyoruz. Çünkü İngiltere'de yapmış olduğumuz araştırmada birkaç firma ile görüşme yaptık. Bu görüşmeler neticesinde bir firma ayda yaklaşık 2 tır sadece nohut almaktadır. Şayet sizler üretip bizlere göndermek istiyorsanız bizim kapımız her zaman açık diyorlar. Ve siz üretiniz, biz almaya hazırız diyorlar. Dolayısıyla pazar var. Burada ülkemizde çiftçiler de vardır. Artık bilinçlendi. Tarım Bakanlığımız da gerekli desteği vermeye de hazır. Ülkemizin bence önü bundan sonra açık. Dolayısıyla bizler de bu ürünü üretip gerek Türkiye'ye gerekse İngiltere'ye çok rahatlıkla bu ürünleri gönderebiliriz diye inanıyoruz. Yerli üretimi başka piyasalarla buluşturmak dışında başka bir konuda da önemli bir adım atılır mı onu merak ediyoruz. Özellikle istihdam konusu, 130 personelle hizmet verdiğinizi söylediniz. Şu an ihraç etme yolunda, yani ihraç yaptınız ve emin adımlarla da ilerliyorsunuz. Peki personel anlamında istihdam açısından ne gibi bir katkı sağlayacak ülkemizde? Evet, bu bir takım oyunudur. Ekip işidir. Burada çiftçilerimiz ne kadar çok çiftçimiz nohut ekimini gerçekleştirdiği ve biz de onları alıp işleyerek daha büyük tonajlara gelmekle sistem konusunda da daha çok çiftçinin katkıda bulunmasıyla bu dediklerinizin hepsini başarabileceğimize inanıyoruz.